bırakıyor. Yokluğun yok ediyor. Durmuyor deli yüreğim, durmuyor deli göklere sığamıyorum. Sessizce durup usulca sokulmak varken tut kendini yüreğim diyorum. Yeryüzü almıyor bedenimi, göklere sığamıyorum. Sessizce usulca sokulmak varken tut kendini yüreğim diyorum. Geçmiş olsun Hüsnü Bey. Buyurun. Gidelim Hüsnü Bey. Nereye? Önemli bir büyüğümüz sizi bekliyor. Lütfen. Efendim, yemek molası verilecek mi acaba? Hayır hayır, burada atıştıracağız. Peki efendim. Metin'i bir ara. Sende ne var? Efendim, yine bir dinar fırtınası kopacak gibi. Yaklaşık 170 milyon dolarlık. Fırtına mı yoksa fırtına söylentisi mi? Dinarın bulunduğu yer belirlenmiş efendim. Ulaşılamıyor mu? Kapalı herhalde. Sık sık arayalım. Peki efendim. Nazlı, bu önemli. İki gündür ilk defa bir şey söylüyor. Ayşe öyle diyorsa doğrudur. Alo. 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 Allah Allah, yine mi ya? Evet. Oldu. Var mı bir şey? Çalmadığımız kapı kalmadı. Dayı, Barbaros Bey gerçekten acayip bir avukat. Bizim yanımızdan Emniyet Genel Müdürünü aradı. Abisinin yakın arkadaşıymış. Yani bu durumda polisçe gözaltına alınmadığı kesin gibi. O zaman buradan gelip alanlar da polis değil. Ne bileyim ben de, hiçbir şey anlamıyorum ki. Yusuf kimliklerini de sordu. Komiser de gösterdi. Allah ya. Kuşudan ses seda var mı? Yok.
Ya uşaklar, bir şeyler oluyor da. Yusuf ortaya yoktur. Gülçü de yoktur. O Yusuf'un bir asker arkadaşı vardı da. Neydi o uşağın adı? Yılmaz. Ha, o da ortalarda görünmeyin. Yo, o benim orada oturuyor. Öyle mi? Ya peki o ne diyor bu işlere? Onun da bizden farkı yok. Abi bu acayip bir iş ya. Ulan hadi donacağız burada da. Benim oraya geçelim hadi. Ulan oğlum hadi yürüyün diyorum. Daha bakıyorsunuz lan yüzüme hadi. Hadi Osman Usta. Oğlum hadi. Sen de gel la. Nasıl çalıştığın falan yoktur gel. Hadi. Yahu reis, bari sen ortalarda görünme. Niye? Alıp götürecekler şimdi. Saçmalama Yılmaz. Yusuf ötecek öyle mi? Askeri arkadaşını ne güzel tanıyorsun. Onun konuşması şart mı? Başka bir yerden bir şey sızar, her şey olur. Ölmüş eşek korkar mı kurttan? Yavuz aradı mı? Yok yok yok. Her taraf duvar. Ajans geçmiş. Bir saat sonra geri çekmişler haberi. Ciddi olamaz. Konuştuk lan konuştuk. Haber sadece duyumlara dayanıyormuş. Araştırmışlar. Aslı olmadığını anlayıp geri çekmişler haberi. Külahımı anlat demişsindir. Alo. Savaş Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Acil görüşmemiz lazım. Şu an neredesiniz? Bir dakika. Kapattı hayvan. Merhaba. Merhaba, merhaba. Sağ ol. Aksiliğe bak. Bize yardımcı olabilecek biri var, o da ortada yok. Kim? Babam. Bir türlü ulaşamıyorum. Olacak şey değil. Fakir hırsızlığa çıkacağı zaman ay akşamdan doğarmış. Efendim. İki saate kadar orada olacağız. İyi durun. Her şey yolunda. Evet. Sakin. Peki. Sağ ol. İlaç mı verildi bana? Evet. Basit bir şey. Sakin bir yolculuk yapabilmemiz için. Üç hafta sonra gelecek toplantının yeri ve saati size bildirilir. Tabii efendim. Peki efendim. İyi günler efendim. Böyle bir şey. Babamla nasıl görüşemem ben? Çin'den bile görüştüm onunla. Savaş Bey'e de mi ulaşamıyorsunuz? Aslı Hanım da yoktur. Ah ne güzel, ne harika. İlgisi yok. Babam nerede olursa olsun benim ona ulaşmamdan rahatsızlık duymaz. Bilmem artık. Bu kadar kapsamlı bir ulaşamama programını başarıyla gerçekleştirmek için herhalde sizin gibi özel yeteneklerle donatılmış olmak lazım. Partiye üye oldun mu? Evet efendim. Ne kadar yardım yaptın? 30 milyar. Az mı buldunuz? Yo, iyi. Daha çok versek spekülasyon olur diye düşündüm. Aferin. Evet Savaş Bey. Şimdi senin tırmanışın başlıyor. 5 yıl içinde siyaset dünyasının bir numaralı umudu haline geleceksin. En çok 5 yıl. Herkes işte Türkiye'nin beklediği başbakan bu diyecek. Buyurun aslanım. Bu taraftan.
Buyurun efendim. Şuradan. Kapıyı kapat. Hadi. Yetkin merhaba. Sağ ol gözüm, sağ ol. Nasıl gidiyor? Güzel. Evet evet, onun için aradım. Savaş Bey haftada 2 gün ekonomi ağırlıklı yorumlar yazacak. Evet, ama önce bir promosyon gerek. Hayır hayır, televizyon abartılı olur. Ne yaparsınız? Mesela bir tam sayfa mülakat olabilir Savaş Bey'le. Tamam. Peki, sağ ol, kolay gelsin. Hadi güle güle. Sana ilk tavsiyem rakiplerinin kitabını okuman. Mareşal Rommel'in kitabını okuyan ve hasmının taktikleriyle muharebeyi kazanan Amerikalı general gibi. Bu arada ilginç bir örneği çok iyi incelemen gerekiyor. John Boyar. Herhalde izlemişsindir. Adamda her şey vardı. Para, hitabet, kültür, medya desteği, şıklık ve yakışıklılık. Her şey dört dörtlüktü. Ama sonuç neden fiyasko oldu? Bunu çok iyi etüt etmeni istiyorum. O olayda müthiş dersler var. Anlıyorum efendim. Evet. Aslanım geldi efendim. Buyurun. Sen yorulmuşsundur. Git bir duş al güzelim. Bir şey desene dayı. Sen de yuttun dilini ha. Sen eskiden boş da olsa bir şeyler derdin. Moral verirdin. Aslında Yusuf abi kimse bir şey yapamaz ki. Öyle değil mi dayı? Sen de mi hiçbir şey bulamıyorsun? Bu ülkede insanlar durup dururken kaybolur. Alıştık buna. Ama hiç değilse bir tahmin yaparsın. Birilerini ya da bir yerleri suçlayabilirsin. Bir şeyler kovalayabilirsin. Ama bu durum hiçbirine benzemiyor. Benzemediği için de kötümser değilim. Eğer bize moral vermek için söylemiyorsan... Bu da bir şeydir. Gerçekten hiçbir kayıp olayına benzemiyor bu. En azından benim bildiklerime. Şöyle olamaz mı abla? Hani soruşturma filan gizli sürsün diye bazen polis şey yapar. Gözaltına alınmadı filan der. Gözaltında olmadığı kesin. En azından şu anda. Emin misin? Bir bundan eminim. Genel söylemini bir an önce belirlemeye çalış. Peki efendim. Çok somut tezler geliştirme. Demokrasi ve yatırım ekseninde bir söylemin olmalı. Bu ikisinden kimse rahatsız olmaz. Evet efendim. Bir nokta çok önemli. Türkiye'nin şartlarının çok çetin olduğunu vurgularken asla karamsarlığa yol açmamalı. Her zaman iyimser olmalı, umut vermeli. Ama hiçbir zaman Türkiye'nin bir ateş çemberinde bulunduğu gerçeği göz ardı edilmemeli. Anlıyorum efendim. Çünkü bu ateş çemberi özel misyonumuzun temel gerekçesidir. Evet. Bana inanıyor musun? Bütün benliğimle. Peki kendine? Sayenizde efendim. Ben de sana inanıyorum. Teveccühünüz. Sen şimdi geç içeride rahatına bak. Bir misafirimiz olacak. Tekrar görüşeceğiz. Peki efendim. Aslı Hanım gelebilir. Peki efendim. Korkak olup da karanlık işler çeviren o kadar çok insan tanıyorum ki.
son bir arzum olabilir mi? Kendi infaz şeklimi, tercih hakkı gibi. Bak güzelim. Sen hata yaptın. Stratejik bir hata. Ama bu hatanın içinde öylesine önemli bir özelliğin var ki o seni kurtarıyor. Sen Yusuf'a aşıksın. Yusuf'a sırılsıklama aşıksın. Ama buna rağmen beni sevdiğin adama satmadın. Aşka rağmen sadakat. İşte bu gerçek ve büyük kahramanlara özgü bir niteliktir. Çok az görülür. Müsterih ol. Senin karakterine güvenim devam ediyor. Sana bir tek şey için çok kızdım. O da Zeynep'in Yusuf'la ilintisine yol açmandır. Ama bunun için seni cezalandıramam. Çünkü konu özel. İşimizle ilgili değil. Şimdi hemen gideceksin. Bir yolunu bulup Zeynep'i bir süre için uzaklaştıracaksın. Gerekirse dünyanın öbür ucuna götüreceksin. Peki, tabii. Hemen. Peki, peki. Hadi bakalım. Yolun açık olsun. Bir gelişme olursa telefonumu vermiştim zaten. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Büyük kara uğrayıp geliyorum. Alp Bey yalancı olmamak için. Yusuf'un istediği oldu. Bir araya geldik. Tek evde toplandık. Tek aile olduk. Ama o yok. Dur dur ben bakarım. Alo. Alo. Ben Ali buyurun. Neredesin be kuşçu? Bu yaptığın da ne demek oluyor? Yok, henüz bir bilgi yok. Ne zaman geleceksin? Ne? Alo, 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 kuşçu. Kapattı. Neredeymiş? Söylemedi. Ne yapıyormuş? Bilmiyorum. Her an gelebilirim veya hiç gelmeyebilirim diyor. Laf mı bu? Hoş geldin Miroğlu, geçmiş olsun. Başın sağ olsun. İnşallah bu acı son olur. Geçelim şöyle. Ana acısını bilirim. Benzeri yoktur. Fakat hayat devam ediyor Miroğlu. Ne yaparsın? Hadi Miroğlu. Birazdan kafandaki bütün soruların cevabını bulmaya başlayacaksın. Ama önce bir banyo yapmak istersin sanırım. Lütfen Miroğlu. Burası senin evin, inan bana. Peki Miroğlu, peki. Miroğlu ne güzel bir soyadı. Madem banyo yapmak istemiyorsun öyleyse hemen yemeğe geçelim. Benim karnım zil çalıyor. Seninle baş başa yemek için özellikle bekledim. Hadi Miroğlu. Hayır, yemeyeceğim. Elimi yüzümü yıkasam yeter. Ne demek yeter Miroğlu, rica ediyorum. Aşçı ablamız saatlerdir senin için hazırlanıyor. Lütfen geçelim, lavabo şurada. Ah.
Lan yeme şu tırnaklarını be. Of ya reis. İlle yiyeceksen git başka yerde ye. Gözümün önünde yapma şunu. Sen bir şey buldun. Yapabileceğimiz tek şey var. Bir tek şey. Bir tek şey. Bir manyaklık yapacağız. Tamam. Ağabeyin damarına basacak bir şey yapacağız. Anlamadım. Tek yol bu. Bu manyaklık değil ki. Neymiş? Süper manyaklık. Öyleyse öyle olsun. Yani Yusuf'u ağabeyin kaldırdığından eminsin öyle mi? Başka hiçbir şık yok. Peki güzel. Tamam. Ne yapacağız? Candan bir adamını kaldıracağız. Tabii sonrasında sülalemizin canını okuyacak ama... Sana bir soru. Bu durumda Yusuf'un yerinde sen olsan... Yusuf da burada olsa... Acaba ne yapardı? Bizim yapacağımızı. Kesin mi? Tabii, sorulmaz bile. Öyleyse bu bizim borcumuz değil mi? Doğrusunu istersen senin değil ama benim kesin borcum. Çatlak mıdır nedir? Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Bakalım kimin esi var. Onu pazarlığa oturtacak bir kuzusu var mı öğrenelim. Afiyet olsun. Hedef annen olmadığı gibi enişten de değildi. Hedef sendin. Ama öyle bir söylenti yaydılar. İyi numaraydı. Çünkü Yusuf Miroğlu ancak bu şekilde gafil avlanabilirdi. Sen onu kollarken kendini korumayı ikinci plana atacaktın. Hikayenin tek çürük tarafı... Katıksız gibi kıt zekalı birinin böyle ince bir plan yapabilmesinde. Onun için işin arkasında başka bir şeyler de aramak gerekiyor. Bunu da yapıyoruz. Muhtemelen katıksız bir taşeron. Belki de taşeronun taşeronu. En geride bölücü örgütün parmağı olabilir. Sen dağda yaptıkların yetmezmiş gibi en iyi profesyonellerinden birini hakladın, birini de yakalattın. Tabii bir de Ergun'un cesedinin senin bagaja konması var. Çok ciddi bir araştırma gerekiyor. Ama beni üzüyorsun. Soframızdan lokma almadan mı kalkacaksın? Rica ediyorum. Lütfen. Kimsiniz? Biz kimiz? Şöyle de diyebiliriz. Biz bu ülkenin enayileriyiz. Üstümüze vazife olmayan işler yaparız. Yasal yollardan yapılması mümkün olmayan ama... yapılması zorunlu olan işleri yürütmeye çalışırız. Bu yüzden de yeraltı dünyasıyla iç içesiniz. Bunu nereden çıkardın? Karahamit'in beni tanıştırmak istediği önemli büyüğümüz sizsiniz. Bravo Miroğlu. En büyük siz misiniz? Bu önemli değil. Bu görevde ne kadar büyük olursan ol... gerektiğinde bir sinek gibi ezilirsin. Önemli olan ve en büyük olan sistemdir, kişiler değil. Rica ederim artık yemeye başla. Ben de bir şeyler atıştırayım. Hadi. Postacı elbisesi. Ya reis, orada çok sıkı bir güvenlik önlemi var. Yemezler bu numarayı. İçeri girenlere neredeyse...
Eğit sesi bile yapacaklar. Başka bir fikrin var mı? Reis bir de o zaman şey de lazım. Ne? Hani o postacıların imzalattığı defterlerden. Neyse, sabaha kadar umarım daha iyi bir şey buluruz. Bu gece güzelce bir dinlen ve düşün. Uykun gelene kadar da bunu bir karıştır. Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını burada. Eminim, savaş da burada. Eminim ki çok ilgini çekecektir. Bak Miroğlu, seni geleceğin başbakanı ile tanıştırayım. Aranızda bazı sorunlar oldu ama hepsi geride kaldı. Tabii ilk bakışta su katılmamış bir yupi gibi görünüyor değil mi? Hatta belki de senin gözünde bir bukalemundan farkı yok. Ama inan bana bu durum günümüzde siyaset yapmak için büyük avantaj. Tabii bu siyasi moda değişmeli. Bunun için Savaş Bey radikal bir değişim programına giriyor. Önemli olan şu andan sonra sergileyeceği karakter ve performanstır. Peki mayasındaki kaypaklık ne olacak? Ya. Buna politik manevra yeteneği denir. Eminim ki bu ülkeye çok büyük hizmetlerde bulunacaktır. Neyse, Savaş Bey'le acil bir işimiz var. Sen de istirahate çekil. Tutuklu olarak? Hayır Miroğlu, bu jargonu terk ediyoruz. Biz ülke kaderin ortak çizgide buluşturduğu dostlarız. Burası ne kadar benimse, o kadar da Yusuf Miroğlu'nundur. Hala inanmıyorsun ama sabahleyin her şeyi çok daha net göreceksin. Hadi biz geçelim. Buyurun. Sigara versene. Evet. Günaydın. Ne? Benim aradığımı söylemediniz mi? Ne dedi peki? Alo, usta. Efendim. Evet benim. Günaydın.
Maalesef. Bizim tarafta hiçbir şey yok. Tamam. Yuhu. Haydi hazırlan bakalım. Uçuyoruz. Hey, neredesin sen? Hepiniz ne cehenneme kayboldunuz? Hey hey, dur bakalım. Neredeydin? Nerede mi? Öbür dünyada. Neredeydin dedim. Nerede olacak? Göz altında. Aa, sen de mi? Hı hı. Niye? Niye olacak? Yusuf Miroğlu ile ilgili. Yusuf mu? Ne alaka? Okuldan, tamirhaneden görüşmüşlüğümüz var diye beni de sorguladılar. O nerede şimdi? Poliste değil artık. İstihbarat için başka bir sorguya alındı. Ama bir sorun çıkmayacak herhalde. Ah, iyi bari. Çünkü baban... Ah, babam nerede? Ah, sorma. Benim yüzümden bir sürü iş aksadı. Çünkü baban diyordu. Her şey... temiz olduğunu söylüyor. Kimin, Yusuf'un mu? Hı hı. Babam şimdi nerede? Belçika'dan bir misafiri vardı. Onu almak için Ankara'ya geçiyor. Yani Yusuf'un sıkıntıda olmadığı kesin, öyle değil mi? Hı hı. Dur bakalım. Ne oluyoruz? Ne oluyormuşuz? Sen abayı yakmışsın. Yok, daha neler. Gözüme bak bakayım. Hey, babam bile benimle böyle konuşamaz. Ama ben konuşurum. Aa, öyle mi? Ne haklı? Çünkü ben senin... Söyle bakalım, neymişsin? Cici annenim. Ne aptalım, doğru. Nereye arıyorsun? Mahalledekiler mahvolmuş durumda. Onlara müjdeli haberi vereyim bari. Alo, Ali Bey. Aa, tamam, bekliyorum. Beyefendi yok mu? Yok. Tamam, siz imzalayın o zaman. Hanımefendi kızı olurlar. O imzalasın. Tamam. Tamam. Hemen geliyorum. Bir yere kaçma sakın. Tamam. Ne oldu Ali abi? Yusuf iyiymiş. Hey be! Gel oğlum, oynayacağız şerif falan. Ben de Aslı ablaya haber vereyim. Yavaş Salih abi, kalbine inecek. Ulan doğru söylüyorsun ha. Sevmekten sapıttık ha. Ulan senin yüzün niye gülmüyor? Ne oldu dayı? Bir bit yeniğim var bu işte. İnşallah yoktur. İsa, sen ne diyorsun ya? Şunu doğru dürüst anlatsana. Ne zaman geliyor? Ne zaman geleceği önemli mi? İyi durumdaymış. Haber geldi sağlam yerden. Ben de yolda geliyor sandım. Nazlı abla, tehlike değil ya. Daha ne istiyorsun? Gelecek. Ah, geliyor. Abim geliyor. Tamam. Canım. Geliyor. Hadi marş marş. Aa, nereye gidiyoruz? Tibet'e. Öf, şaka yapıyorsun. Bırak şamatayı. Ne şamatası? Bak bakalım. Aa. İnanmıyorum. Süper. Hadi. Aslı, Yusuf gerçekten sıkıntıda değildir, değil mi? Yürü hadi. Hala bomboş ya. Turnayı gözünden vurduk reis. Dünya güzeli bir kızı var. Ne oldu? Yusuf olsa kızı rehin alır mıydı? Almazdı. Uzattın ama reis. Her şeyi Yusuf'un kitabına uyduracak değiliz ya. Bırak artık pimpiriklenmeyi. Peki niye ben? Röportajı yapmak için niye beni seçtiniz? Savaş Bey'i tanıyorsunuz zaten. Üstelik bu sıradan bir mülakat olmayacak. Bir usta gerek. Teşekkür ederim ama böyle bir röportajı yapacak durumda değilim. Moralim çok bozuk. Maalesef, mazeretiniz kabul edilmedi. Gökçe Hanım. Bakın, bu benim için de bir onur. Ama siz de ilginç bir görüşmeye imza atmış olacaksınız. Çok yakında önemli şeyler yaşayacağız hep birlikte. 5 yıl sonra bir bakacaksınız ki benimle ilk mülakatı yapan gazeteci olarak tarihe geçmişsiniz. Peki siz ne olarak tarihe geçmeyi düşünüyorsunuz? Burada yapabilirsiniz. Ben çıkacağım birazdan. Teybimi alayım. Hiç düşündün mü Miroğlu?
İstanbul'da gayrimenkul fiyatları neden New York'tan bile yüksek? İstanbul'daki kadar kara para New York'ta yoktur. İyi bir açıklama ama eksik. O korkunç kara paralar bile bu fiyatları açıklamaya yetmez. Başka bir şey var. Bu fiyatlar Türkiye'nin geleceğinin fiyatları. Büyük bir geleceğin. Hem de uzak olmayan bir gelecek. Çünkü piyasa denen o esrarengiz kahin yarının fiyatlarını herkesten iyi görür. Bütün spekülatif faktörlerin ötesini okur. Türkiye bölgenin merkezi. Ama bu misyonun gereklerini yapamadı. Artık yapacak. Yapmak zorunda. Bölgenin merkezi aynı zamanda üç kıtanın merkezidir. Üç kıtanın merkezi olan bir yer kaçınılmaz olarak yeryüzünün merkezidir. İşte bu yüzden Türkiye'nin içinden ve dışından bin türlü tezgahla karşı karşıyayız. Gazetelere bile yansıdı biliyorsun. Dünyanın metrekare başına en çok yabancı ajan düşen ülkesi Türkiye. Neredeyse yağmur damlalarından bile fazla. Evet. Şimdi içeri giriyorlar. Tamam. Haklısın. Senden istediğimiz ne? Bundan önce neden sen? Onu tartışalım. Sana ulaşıncaya kadar 26 deneyimimiz oldu. Büyüteç altına aldığımız 26 yetenek. Ama hiçbirinin karakteri seninki kadar sağlam değildi. Evet. Ha Yavuz söyle. Buldun ha. Aferin lan. Bak oğlum maytap falan değil ha. Sis bombası. Maçlarda falan atılıyor ya. Aferin, aferin koçum. Bekliyorum. Ama en çok yarım saatte gelmen lazım. Tamam oradayız. Burada önemli olan üç nokta var. Aradığımız adam bir, içkiyle bozulmayacak. İçki kullanabilir ama içkiyle dağıtmayacak. İki, kadınlar karşısında başı dönmeyecek. Ama çapkın olabilir, aşık bile olabilir. Asla etek düşkün olmayacak. Üç, paraya tamah etmeyecek. Oysa lükse düşkün olabilir, lüks yaşayabilir. Ancak hiçbir zaman sadece para için kural dışı işlere tenezzül etmeyecek. Bunlar evliya özellikleri değil. Dikkatini çekmiştir. Bunlar lider özellikleri de değil. Neden? Çünkü liderler mesela etek düşkünü olabilir. Çok önemli bir sorun değil. Oysa seni bekleyen görev bunu kaldırmaz. Arabaları parkta mı? Hemen Yavuz'u ara. Bulmuş mu? Bulmuş. Helal be. Hadi sen izlemeye devam et. Ben otopark çıkışında bekliyorum. Bu görev ne? Bütün kadrosu 100 kişi geçmeyecek bir özel gizli servis oluşturmak. Bütün Türkiye'yi ve Türklerin yaşadığı her karış toprağı dolaşarak sana benzeyen 100 kadar çelikten daha bir çelik delikanlı bulacaksın. Ne yapacaklar? Sayısız şey. Türkiye'ye kahpece düşmanlık edenlerin işini zorlaştıracak şeyler. Bunu yapan görevliler şimdiye kadar yok muydu? Sorun şurada Miroğlu. Bunu yaparken kirlenmeyecek adamı arıyoruz biz. İki sorum daha var. Evet. Birincisi çok basit. Bu görevi kabul etmezsem ne olacak? Öyle bir şansın yok. Bu
Bu projeyi bilip de ona katılmayan birinin yaşamasını göze alamayız. Bizzat bu kural bir kirlilik örneği değil mi? Biz kirli olabiliriz. Ama sen ve ekibin asla kirlenmeyeceksiniz. Ya bunlar tuvalete de beraber gidiyorlar. İkisini birden kaldıramaz mıyız? Yok daha neler. E ne yapacağız? Elbet bir an ayrılacaklar. Nerede kaldı şu Yavuz? İkinci sorudan vaz mı geçtin? Bu görevi kabul eden kişi emirleri sizden mi alacak? Evet. İkinci soru bu değildi. Bekliyorum. Hayatı boyunca emir alacak ve yapacak. Aynen öyle. Temel kural bu. Diyebiliriz ki değişmez tek kural. Beni eksik incelemişsiniz. Emir almaktan hiç hoşlanmam. Bak Miroğlu. İkimiz de iyi biliyoruz ki sen mükemmel bir askerdin. Evet ama terhis oldum. Tezkere bırakmadım. Hayatta herkes emir alır Miroğlu. Diktatörler bile. Hiç kimseden değilse bile karılarından emir alırlar. Ya da metreslerinden. Emir almaktan nefret ederim. Ölüme gidiyorsun Miroğlu.